Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak özellikle pandeminin başladığı 18 Mart günü itibariyle maske üretimine başladık. O dönemde moda tasarım atölyemizde kıt imkanlarla elle üretim yaparken daha sonra özel firmalarla yapmış olduğumuz protokoller kapsamında firmalardan aldığımız makinaları, makine ve teçhizatları herhangi bir bedel ödemeksizin okulumuza kazandırdık. Ortak üretim yaptığımız firmanın atölyelerinde malzemeleri bizden olmak koşuluyla kendi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz burada çalışarak, kendi okulumuzda yine paketleme ünitelerimiz var orada, bunları yaparak üretmeye başladık. İlk etapta yani yerel imkanlarla Urla Belediyesi'nin, Urla'daki kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını gidermek üzere yola çıktık. Daha sonra makine ve teçhizatları arttırınca İzmir ili genelindeki tüm okullarımıza İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün vermiş olduğu siparişlerle beraber üretmeye başladık. Yani 2020 yılı fiili olarak, profesyonel olarak üretmeye başladık bu işi. Ve yaklaşık 1,5 yıllık bir süre içerisinde 35 milyona yakın maskeyi ürettik. Çeşitli kurum ve kuruluşlara, bunu da en büyük pay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki tüm okullar olmak üzere dağıtmaya başladık. O dönemde maske bulmakta zorlanıyordu insanlar ve bir maskenin 5 lira olduğu bir dönemdi. Biz işte ticari bir gaye olmaksızın tamamen kamu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik, halkımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik elimizdeki atölye imkanlarını kullanarak başladık. Daha sonra pandemi çoğalmaya başlayınca ihtiyaçlar da arttı. Özellikle eğitimin yüz yüze başladığı dönemlerde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu atölyelerde kullandığımız makine teçhizatı daha profesyonel, tam otomatik makinelerde yapmaya başladık. Burada gördüğünüz makineler her birisi ortalama günlük 100 bin adet üretmeye başladı. Bizim kendi makinelerimiz günlük 200 bin adet üretim kapasitesine sahip iken yapmış olduğumuz protokolle beraber günlük 1 milyona kadar üretim yapabiliyoruz atölyelerini diğer firmamızın kullanarak. Bu şekilde kısa sürede büyük miktarlarda üretim yapıp tüm kamu kurum ve kuruluşlarına verebiliyoruz. Bizim 2020 yılı için 1 milyon 800 bin lira civarında bir ciromuz oldu. Daha sonra işte hem İl Milli Eğitim Müdürümüz bizi destekledi, bu ihaleleri okullarımıza verdi. Bunların sayesinde biz ikinci yılımızda, yani dönem sermayenin kurulduğu ikinci yılda 5 milyon 300 bin liraya yakın bir ciro yaptık. Şu anda bizim öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve firmadan arkadaşlarımız ortak çalışıyorlar. Şu an fiilen bizde yaklaşık 10 tane öğrenci, 2 tane alan öğretmeni, 1 tane teknik müdür muavini ve okul müdürü olarak ben bu işi organize edip bu konuda üretim faaliyetlerinin hepsinde birebir yer alıyoruz. Okulumuzun kendi markası var. U3 maske diye bir marka patenti aldık. Bu maskelerimizi biz uluslararası laboratuvarlarda incelettik. Ve bu incelenen maskelerin CE standartlarında, ISO standartlarında olduğunu belgeledik, tescilledik. O marka ve tescil belgeleriyle beraber şu anda Türkiye'de ve hatta şu anda yetebilirsek Türkiye'ye, daha sonrasında da inşallah yurt dışına ihracat çalışmalarımız olacak. Bizde dönen sermayeli kurumlarda dışarıdan insan çalıştıramıyoruz. O yüzden ürün takip sistemine de kayıt için çalışmalar yapıyoruz. Bizim ürettiğimiz ürünler yurt dışında herhangi bir şeye tabi olmaksızın, yani tüm testleri geçmiş olarak ihraca uygun hale geldi. Bunu tabii bir okul olarak başarmak çok önemli. Ve burada her süreci ince ince dokuyarak ve zaman içerisinde daha nitelikli, daha sistemli çalışarak bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonrası için de hedefimiz mümkünse bunun ürettiğimiz ürünlerimizi yurt dışı pazarına da satmayı düşünüyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımızın bu konuda gönüllü çalışmaları oldu. Hatta bu insanlar aylarca hiçbir bedel karşılığı olmaksızın, hiçbir para almadan, insanların evlerinden çıkamadığı dönemlerde, çıkmaya korktuğu dönemlerde geldiler, okulumuza çalıştılar. Ve bu insanların o gayreti, özverisi olmasaydı bugün burada olmak mümkün değildi. Tabii ki bizler mutluyuz. Birincisi yararlı olduğumuz için mutluyuz. İkincisi Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin işe yaradığını ve bir şeyler yapabileceklerini gösterdiğimiz için mutluyuz. Burada emeği geçen biz sadece değiliz. Bizi destekleyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bakanlığımız, bunların hepsinin ortak bir gaye etrafında toplanması, bizi onların teşvik ve yönlendirmesiyle zaten biz buradayız. Kişilerin tek başına yapabileceği işler çok sınırlıdır. Burada hem bakanlığımızın hem de il müdürlüğümüzün, ilçe müdürlüğümüzün, kaymakamımızın,
yerelde belediye başkanlığımızın hepsinin desteği bizim için önemli. Çocuklarımız kendi cep harçlıklarını kazanabiliyorlar. Yaklaşık 2000-2500 liraya yakın öğrencilerimiz para alabiliyor. Bunun dışında öğretmenlerimiz para kazanıyor, idarecilerimiz para kazanıyor. Bu bütün herkes için şu anda üretimin olması en alttan en üste bütün arkadaşlarımıza hem maddi hem de manevi bir tatmin yaşatıyor.